Orada şey yaptı, bir şey yapacağım. Ya onun biliyle her seferinde çocuk... Borular zaten. Gerçi burası kaç hane ki usta? Burada şimdi 20 hane oldu da. Avalı Köyü, Kurtkuyusu Mahallesi. Kurtkuyusu Mahallesi'nde vatandaşlarımız kendi evlerinin önündeki kuyulardan su elde ediyorlardı şimdiye kadar. Bunlara çeşitli farklı atıklar falan da karışıyordu. Bir de burada su bulamadık bu bölgede. Bir yerde bulduk, orada da elektrik hattı yoktu. Bu arada onları yaptırdık. Elektrik hatlarını yapılınca biz de buraya, bu insanlarımıza şimdiye kadar yapılmamış bu buradaki terfi hattı. Hat kurduk. Köylere hizmet götürme birliği olarak, birlik olarak. Burada işte iki mahalleye su vereceğiz. Buradan da esas önemli olan bizim yıllardan beri ilk seçildiğimiz günden beri İnceburun'a su vermek istiyoruz. Türkiye'nin en kuzey ucu. Oraya tabi buraya direkt terfi istasyonlu bir su verilmesi. Bu da sonucu olacak. Yani güzel bir şey. Biz de Türkiye'nin en kuzey ucu. Buradan bir hat giderek oraya suyun gitmesi bizi epey zamandır bekliyoruz. Sevindik. Biz de bu iş şu anda bitiyor. Bitim aşamasında. Borular döşendi. Depolar yapıldı. Biz de yani Türkiye'nin en kuzey ucuna su vermekten dolayı sevinçliyiz. Yani, seviniyoruz. Vallahi daha önce yıllardır ben 54 yaşındayım. Yıllardır derede, çeşmelerden, daha sonra işte imkan buldukça tankerlerle o şekilde idare ettik o zamandan bu zamana kadar. Yani susuzluk gerçekten had safhaya ulaşmıştı. Allah razı olsun. Yani bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Gerçekten bir cennete kavuşmuş gibiyiz. Yani su olmayınca hayat duruyor. Evet, kendi çabamızda tankerle, su dayaklarıyla, bidonlarıyla bu zamana kadar öyle idare ettik. Ama şu anda musluğu açtığımızda inşallah evimize akacak sular. Kuyulardan uğraşıyorduk. Sularımız çöplükten dolayı içilmiyordu yıllardır. Taşıma suyuyla uğraşıyorduk. Yıllardır bekledik. En sonunda geldi. Ben bayağı sıkıntı yaşıyordum. Benim suyum 12 metre falan kuyudan çıkıyordu. İlk başta küçüktük tabii o zamanları. İçine dinamo atıyorduk. Milden dolayı kaynıyordu. Tekrar para verip tekrar alıyorduk. En son işte hidrofor aldık. O da sürekli sıkıntı yapıyordu. Sürekli kuyuya inip çıkmak zorunda kalıyordum işten gelip. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yıllardır bekledik. En sonunda geldi. O zaman tabii çok sıkıntı çektik. Yani genellikle bazen Sinop'tan aldık suları içmek için ama bazen ki ben mesela bir komşumla ormanda kendi imkanımızda su götürdük. Yıllarca. Ama yetersiz yani. Yetersiz. Anca içmeye. Yoktu. Depolar yapıldı. Yukarıda şimdi ustalar çalışıyor. Bu geldi. Yani Allah razı olsun sizden. Yalanmış. Hani firmaları yani, tamam mı? Var öyle insanlar. Yüzde engellisi var. Engelli